Sokağa çıktığın zaman çeşit çeşit maske göreceksin. İşte birkaçını arkaya zaten koyduk. Daha da var, çok var. İşte en bilmem ne var, işte en bilmem ne var, 95 var, 3 var, 5 var. Bu maskelerin ne anlama geldiğini ve hangi maskenin ne amaçla kullanıldığını, bu işin standardının ne olduğunu merak ettik. İsmail Umut Arabacı gitti, yerinde sizin için araştırdı. Hemen ben sözü uzatmadan veriyorum İsmail Umut Arabacı'ya ve öğreniyoruz. İsmail Umut Arabacı, neymiş bu maske meselesinin standardı? Seni dinliyoruz. Evet, maske tüketimi özellikle son 1-1,5 aydır koronavirüs salgınıyla birlikte inanılmaz derecede artmış durumda ve şu an maskeyi kullanmayan hiç kimse yok. Peki bu maskelerin de belli bir standardı, belli özellikleri olması gerekiyor koruması için. İşte bu standartları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Yanımızda konuğumuz da var. Öncelikle burayı gösterelim sizlere. Sami Uslu'nun görüntüleriyle burası bir laboratuvar ve bu laboratuvarda işte bu maskeler ve diğer tulum gibi ürünler test aşamalarından geçiyor. Belli bir standartları var. İşte bu özellikleri taşıyorlar mı? Bu noktada bunların kontrol edildiğini söyleyebiliriz. Yanımızda İKİP Başkanı Sayın Mustafa Gültepe var. Efendim kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnanılmaz günler geçiriyoruz. Maske de hayatımıza girdi artık. Türkiye'de maske kullanmayan kalmadı salgın nedeniyle. Koruyor mu, korunmuyor mu tartışmaları daha yaşanırken. Şimdi maskenin standartlarını konuşmaya başlıyoruz. Şu anda da bir laboratuvardayız ve maskeler bizi koruyor mu, korumayan maskeler var mı? Şimdi tabii korumaya maskeler var o anlamda. Özellikle şunu belirtmeliyim ki çok önceden sadece tabii halk bunları kullanmıyordu. Genelde sağlık personeli kullandığı için her şey standartlara uygun üretiliyordu. Tabii talep çoğaldıkça biliyorsunuz çok farklı yerlerden çok farklı bir şekilde üretim alanları açıldı. Dolayısıyla üretim alanları açılınca bunları da kontrol etme imkanı düştü. Şimdi bir maskenin korunup korumadığını tespit edebilmek için bir defa standartlara uygun olması gerekiyor. Nedir bu standart diye baktığımız zaman hemen göstererek de anlatalım. Evet, burada maskeler de var. Maskeler var. Bunlar testten geçilmiş, test yapılmış maskeler. Bir defa maskenin C belgesine sahip olması gerekiyor. Yani satın alınan maskenin C belgeli olması lazım. C belgesi olması demek şu demektir. Testten geçilmiş anlamında. Neye bakılıyor bu testlere? Özellikle bakteri filtrasyona bakılıyor. Yani bakteriyi geçirip geçirmediğine bakılıyor. Önemli şeylerden bir tanesi budur. Yani kullandığınız zaman içerisindeki olan kullanılan malzemenin bakteriyi koruyup korumadığını. O bir. İkincisi nefesle ilgili test yapıyoruz. Yani nefes alınabilirlik çünkü sürekli kullanıldığı için. Çünkü nefesle ilgili bir kolaylık, bir zorluk derecesini de o anlamda bakıyoruz. Birçok rahatsız insan var özellikle tabii, astım, KOAH hastaları. Olanlar, mesela bu aynı, maskeyi kalp hastası olanlar falan bu şekilde ona da bakıyor. Mesela bu maske ne olmuş? Nefes alınabilirlikten kalmış. Yani kalmış mesela. Bu maske bize gönderildi firmalar tarafından. Kalıyor. Dolayısıyla çeşitli çeşitli maskeler var. Değişik malzemelerden özellikle halkın kullandığı işte cerrahi maske dediğimiz bunların yani 3 katlı ve özellikle nonwoven dediğimiz malzemeden yapılması gerekiyor. Ya, bunu burada gösterebilir miyim? Bu çok vatandaş bunu. Mesela sokaktaki vatandaş nasıl anlayacak? 3 katlı mı değil mi? Yani 3 katlı biraz o anlamda şöyle bakınca kalınlıkla anlama şansı olabilir o anlamda. İki kat ya da bir kat olmadığı bunun belli. Ancak işte özellikle C belgeli olursa biraz güvenilirlik seviyesi yukarıya doğru çıkıyor. Çünkü demek ki test yapılmış o anlamda. Ve çok rahat bir şekilde tabii bir de telli ve telsiz olanlar var o anlamda. Telli olursa çok daha özellikle şurayı koruma ve kullanma anlamında daha doğru. Şimdi özellikle diğer malzemelerle ilgili biliyorsun Türkiye hazır giyim ve tekstil ülkesi o anlamda. Mesela bu bir hazır giyim ürününden yapılmış bir maske. Gördüğünüz gibi dokuma üründen yapılmış. Bu örme ürününden yapılmış. Niye buralara gelmiş? Test yapılıyor. Yani bakteriyi tutup tutmadığı, nefes alıp verilmeli ilgili yapılıyor. Bunlarla ilgili özellikle şu anda şu maskenin ihracat tarafı açıldı. Bir tanesini devlete hibe yapıyorsun, bir tanesini ihracat yapıyorsun ama özellikle son bir aydan beri örme ve dokuma kumaşlardan olan ihracat tarafımızı artıramadık. Şu anda yasak var. Bu yasağın bir an önce kalkarak ihracat tarafımızı artırmamız lazım ki sektör çalışmaya başlasın. Her türlü maske, tulum
ve elbiselerden talep çok fazla var. Ancak şu maskelerle özellikle ortaya koymuş olduğumuz kimyasallarla beraber, antibakteriyel kimyasallarla ve su iticileriyle beraber çok rahat bir şekilde halkımız bu maskeyi kullanabilir. İlla da şu maskeyi aramasına gerek yok diye söylüyoruz. Bunun da şu anda işte iç piyasada satış imkanları ortaya çıktıktan sonra, çünkü önümüzdeki dönemlerde biliyorsunuz AVM'ler ve okullar ve diğer işte spor faaliyetleri, her şey başlıyor. Yavaş normalleşmeye doğru giderken ilk başta çantamıza koyacak olduğumuz malzeme maske. Yani artık vücudumuzun bir parçası gibi, gömlek gibi, pantolon gibi, maskesiz dışarıya çıkmak zorunda. Şimdi hem bu maskenin aynı zamanda hem moda tarafı var hem de sağlık tarafı var. Moda olan tarafıyla sağlık tarafını birleştirerek o anlamda çok fazla önümüzdeki dönemlerde eğer ihracat imkanları verilirse Türkiye bu konularda inanıyorum ki çok fazla, çünkü çok fazla ihracat yapma imkanına sahip olur diye düşünüyorum. Ya zaten bunlar burada denetlendikten sonra, burada belgeyi aldıktan sonra ihracatında da herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Buna da onay almış oluyor. Sadece burada şunu söylüyorum. Özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle devlet kurumlarımızın almış oldukları maskeleri biz ücretsiz yapmaya hazırız. Yeter ki almadan önce bize göndersinler. Maskenin doğru olup olmadığını, standartlara uygun olmadığını biz yapalım. Yine şeylerimiz, firmalarımız ihracat yapmadan önce bizleri, bu şeyleri, numunelerini bizlere göndererek çok rahat bir şekilde ihracat yapmadan önce bizlere gönderir. Standart olup olmadığını, fiziksel ve kimyasal testlerini yaparak doğru sonuçları alarak ihracat o şekilde yapsınlar. Aksi takdirde gidecekleri ülkelerde farklı sonuçlarla karşılaşabilir diye düşünüyoruz. Peki birçok maske var, gönderilmiş, testlere tabi tutuluyor. Şu anda nedir başarı oranı bu maskelerde? Şimdi herhalde tahmin ediyorum. Bu geçmedi dediniz. Nefesten geçti. Antibakteri. Bu da nefesten geçti. Bu da nefesten geçmiş. Demek ki kullandıkları nandolma malzeme doğru malzeme değil. Çünkü sadece bunun üretim tarafı değil, esas ham madde tarafını kontrol etmek gerekiyor. Doğru ham maddeyi kullanması gerekiyor. Mesela şunlar yıkanabilir maskeler bu anlamda. Bunları yapmış olduğumuz kimyasal işlemlerle beraber çok rahat bir şekilde 5 yıkama ve yukarısına dayanımlı olan... İşte maskeler ve standartları İsmail Umut Arabacı ve konuğundan dinledik.